Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu yılın en çok beklenen telefonu iPhone 10'u inceliyoruz. Arkadaşlar ürünü aşağıdaki bağlantılardan 1001çeşit.com üzerinden sipariş verebileceğinizi belirtelim ve videomuza geçelim. Bu arada unutmadan şunu da hatırlatalım. Tabii ki de iPhone 10 elimizden kurtulamayacak ve kendisine bir sağlamlık testi yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi fantastik fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. İlk olarak telefonun en çok merak edilen kısmı yani tasarım ile başlamak istiyorum. Bunun yanında iPhone 8 ve 8 Plus'ı olanlar bu telefonun geçmediğimiz sorunların cevaplarını arayacağız. Home tuşunun kalkmasıyla birlikte adeta kelepçelerinden kurtulan telefon neredeyse çerçevesiz dev bir ekrana kavuşmuş oldu. Face ID denilen yüz tanıma özelliği de böylece parmak izini yerini almış oldu. iPhone 10 5.8 inç büyüklüğünde 2436'ya 1125'lik çözünürlüğe sahip. 458 ppi'lik bir ekranla geliyor. Bu da tüm iPhone'lardaki en iyi ekran demek. Ekranın üst tarafında ufak bir çentik haricinde ekranımız neredeyse çerçevesiz dedik. Bu çentik üzerinde de Face ID'ye imkan veren kameralar ve sensörler bulunuyor. Ayrıca videoları izlerken falan sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü videoyu oralara kadar taşımıyor. Ancak burada da o dev ekrandan biraz mahrum kalmış oluyoruz. Ha videoları ben tam ekran izleyeceğim diyorsanız da videoyu şöyle biraz yakınlaştırıyorsunuz ancak üstünden altından biraz da kropluyor videoyu. Ayrıca sosyal medyada webde falan filan gezinirken size çok fazla sıkıntı yaratmıyor bu çentik. Orada zaten pil durumumuz ve aynı zamanda saat yer alıyor. O yüzden sosyal medyada gezerken o çentik size çok fazla bir engel teşkil etmiyor. iPhone 10'da tıpkı 8 ve 8 Plus'ta olduğu gibi arka taraf cam ve bu camın altında kablosuz şarj var. Apple'ın iddiası bu telefonun önü ve arkasında kullanılan cam bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam olduğu zaten 8 Plus'ta da bunu görmüştük. Bundan çok fazla şüphemiz yok. Şimdi ana ekran tuşumuz kalktı dedi. Peki onun yaptığı işleri tuş olmadan nasıl yapacağız? Bir de buna bakalım. Ana ekrana dönmek için parmağımızı ekranın altından yukarı doğru kaydırıyoruz. Açık olan uygulamaları görmek için de yine aşağıdan yukarı doğru kaydırıp çok kısa bir süre parmağımızı bekletiyoruz. Denetim merkezi için ise ekranı üstten aşağı kaydırmamız gerekiyor. Son olarak Siri'ye ulaşmak için sağ taraftaki güç düğmesine bir süre basılı tutuyoruz. Peki telefonu komple nasıl kapatacağız diyorsanız da güç tuşuna ve ses kısma tuşuna aynı anda basılı tutuyorsunuz ve böylece telefonu kapatabiliyorsunuz. Tasarımla ilgili bir kıyas yapmamız gerekirse iPhone 10, 8 ve 8 Plus'a göre daha büyük bir ekrana sahip. Ayrıca kasa boyutu olarak da neredeyse iPhone 8 boyutunda yani Plus'tan oldukça küçük. Bunun yanında %83'e yakın ekran gövde oranıyla birlikte iki telefonu da rahatlıkla geçmekte. Yani telefonu diğerlerinden ayıran en temel özellik çerçevesiz ekranımız. Bunun yanında kameramız dik olarak konumlandırılmış. 8 Plus'ta bildiğiniz gibi bu konumlandırma yatay şekildeydi. Teknik özellik bakımından da bakacak olursak işlemci bazında 8 ve 8 Plus'tan bir fark göremiyoruz. Sadece iPhone 8 2 GB RAM ile gelirken 8 Plus ve 10'da 3 GB RAM yer alıyor. Ayrıca depolama seçenekleri de birbiriyle aynı. Yani sadece 64'lük ve 256 GB'lik seçeneklerimiz var. Ha unutmadan 6 çekirdekli A11 Bionic chipseti de 3 telefonda da görüyoruz. iPhone 10 8 Plus'tan farklı olarak güvenliği Touch ID ile değil Face ID ile sağlıyor. Bunu bir daha belirtelim. iPhone 10'un belki de en çok merak edilen özelliği yüz tanıma yani Face ID özelliği. Yüzünüzü bir kere tanımladıktan sonra şöyle göz ucuyla bir kere bakıyorsunuz ve telefon cart diye açılıyor. 8 ve 8 Plus'larda olan Touch ID ile telefonunuzu başka birinin açma ihtimali 50.000'de 1 iken Face ID ile birlikte bu oran 1.000.000'da 1'e düşüyor. Bu arada Face ID'yi kandırmak imkansıza yakın arkadaşlar. Gözlüklü de olsanız, sakalınızı da kestiğiniz, kafanızda şapka da olsa Face ID sizi tanıyabiliyor. Bu arada Apple yüz tarama verilerimizi kendisine saklamıyor. Sadece telefonda tutulduğunu iddia ediyor. Yani sizin datalarınız global bir serverda elden ele dolaşmıyor. Ön taraftaki çentiğe konumlandırılmış ışık projektörü sayesinde Face ID karanlıkta da çok güzel çalışıyor. Bu ışık projektörü kısaca görünmez kızılötesi ışığı yayan özel bir kızılötesi flash anlamına geliyor. Yüzünüze gönderdiği 30.000 görünmez nokta kızılötesi kameraya iletiliyor ve algılanıyor. Daha sonra A11 Bionic işlemcisi devreye girerek telefondaki veriyle eşleşiyor ve böylece Face ID çalışmış oluyor. Şimdi gelin dilerseniz iPhone 10'un kamerasına yakından bakalım. Kamera için kısaca iPhone 8 Plus'ta birebir aynı diyebiliriz. Arka tarafında dikey olarak konumlandırılan çift kameraya sahip olan telefonumuzun iki kamerası 12 megapiksel değerinde. Bunlardan bir tanesi f1.8 diyafram değerini taşırken diğeri de f2.4 diyafram değerini bizlere sunuyor. Bu kameralarımızdan bir tanesi telefoto işlemini yaparken diğeri de geniş açılı bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisinde de optik sabitleyici yani OIS mevcut. Bu da siz fotoğraf çekerken daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Düşük ışıkta
ekranınızda obje hareket halinde bile olsa daha net fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. iPhone 8 Plus'ta bildiğiniz gibi bu OIS sadece bir tane kamerasında vardı. Şimdi onunla birlikte iki kameraya da gelmiş durumda. Video tarafında da 4K videoları saniyede 60 kareye kadar çekebiliyoruz. Aynı zamanda 1080p'de de 240 kareye kadar çıkabiliyor. Bu da ağır çekim video çekenler için bence önemli bir özellik. Ön kameraya geçecek olursak f2.2 diyafram değerine sahip 7 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. 8 Plus'tan farklı olarak portre modu arkada var tamam ama bu sefer onunla birlikte ön tarafa da taşınmış durumda. Yani siz selfie çekerken artık arka tarafınızı bulanıklaştırabileceksiniz. İlla ki telefonu bir arkadaşınıza vermenize gerek kalmıyor. Ön kameramızın da video tarafından bahsedecek olursak 1080p'de 30 kareye kadar videolar çekebiliyoruz. Aynı zamanda 720p'de bu sefer 240 kareye kadar çıkabiliyor. Millet şu anda sesimi iPhone 10'un mikrofonlarından dinliyorsanız yani bu telefonu alırsanız mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Düşük ışıkta da güzel fotoğraflar çekebildiğimiz selfie kamerasıyla bir şey daha yapabiliyoruz. Lansmanda hepimizin gördüğü animoji meselesi. Animoji bildiğimiz emojileri hareket ettirmemizi sağlayan bir teknoloji. Merhaba arkadaşlar, animoji dediğimiz olay bu. İşte böyle bizi maymuna çeviriyor. Nasıl, beğendiniz mi? Bu arada animojileri sadece iMessage üzerinden gönderebileceğinizi belirtelim. Türkçe ile bazen böyle uyum sorunu yaşayabiliyor ancak İngilizce konuşanlar için herhangi bir sorun yok. Ağızları birebir uyumlu oluyor. Oradaki hayvanların, robotların falan filan. Şimdi dilerseniz bir 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Pilimiz ne olacak, ısınma durumu nedir ona bakalım. Telefonun pil ömrüyle ilgili bir şeyler söylemek için henüz erken çünkü uzun saatler, uzun süreler elimizde değildi maalesef. Ancak 2716 mAh'lik bataryası standart yoğun arası bir kullanımda bir gün oldukça rahat çıkartabilecek durumda gibi. Ekstra para ödeyip hızlı şarj satın alırsanız 30 dakikada %50 seviyelerine ulaşabiliyormuş pil. Artık gelin iPhone 10 ile ilgili son sözlerimize geçelim. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar, hemen açıklama kısmında bulunan bağlantılardan 1001çeşit.com üzerinden ürünü sipariş verebilirsiniz. Sonuç olarak Face ID teknolojisi ve sınırsız ekran dışında iPhone 8 Plus'tan çok daha fazlasını vaat ettiğini söyleyemeyiz iPhone 10 için. Ancak tabii ki de bu saydığımız özellikler öyle basit kenara atılacak şeyler de değil. Yani maddi durumunuz uygunsa ve böyle bir telefon arıyorsanız gidip alabilirsiniz ama öyle işin içinden çıkılmayacak bir durum yok. Telefon içinde böyle yanıp tutuşmaya da gerek yok. En nihayetinde bu bir telefon arkadaşlar. Peki arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuyu çok merak ediyorum. 6100 TL hakkında ve telefon hakkında bunu mutlaka yorum bölümünde tartışalım. Bir de şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Ben bu telefonu 6100 TL veririm. Sebebi de nokta nokta nokta. Bu noktaların cevabını şuradaki ankette arıyoruz. Böylece iPhone 10 incelememizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.